Dünya nüfusunun 2023 yılı içerisinde 8 milyarı aşması bekleniyor. İnsanlığın ataları kabul edilen türler ise günümüzden yaklaşık 7 milyon yıl öncesinde yoğunlukla Afrika kıtası olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde varlıklarını sürdürmüştür. Yani serüvenine 7 milyon yıl önce başlamış insanlık, bugün 8 milyarlık bir topluluk olarak bilindiği kadarıyla dominant grup olarak dünyada bulunuyor. Peki onca yırtıcı hayvandan ve değişken çevresel faktörler arasından sıyrılıp nasıl bugün dünyayı şekillendirecek hale geldik? Gelin birlikte insanlığın evrim sürecinden başlayarak meraklarımızı giderelim. Bilim insanlarının çoğunun üzerinde anlaştığı bir konu olan insanların taksonomi sınıflandırması günümüzden 15-18 milyon yıl kadar öncesine dayanıyor. Kuyruksuz maymunlarla başlayarak ortak genler, şebekler, orangutanlar, goriller ve en son şempanzeler ile devam etmiş, en son hominin denilen insan sınıfıyla bizim için son bulmuştur. Bu sınıflandırma aşamasında günümüzden 7-8 milyon yıl öncesine kadar gelmiş oluyoruz. Şimdi günümüz modern insanına nasıl geldiğimizi anlatabiliriz. İnsanlığın soy ağacı şu an en fazla kabul gören şekliyle 4 ana grup altında inceleniyor. İlk grup olan Ardipithecus 2001 yılında Orta Batı Afrika ülkesi olan Çad'da yapılan bir kazı sonucu insanlığın evrim sürecine eklendi. Kazılarda bulunan kemik kalıntıları incelendiğinde bu grubun zaman zaman iki ayak üzerinde yürüme eğiliminde olduklarını gösteriyor. Kafatasındaki dişler incelendiğinde ilk türde daha ufak köpek dişlerine rastlanmış, bu durumda daha çok bitkisel ağırlıklı beslendikleri çıkarımı yapılmıştır. Sonraki evrimlerinde ise iklim değiştikçe beslenme alışkanlıkları da değişmiş, karma bir düzen almıştır. Ardipithecus grubu günümüzden 7 milyon ila 4.4 milyon yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştür. İkinci grubumuz Australopithecus, Kenya, Etiyopya, Tanzanya ve Güney Afrika'daki kazı alanlarında yapılan çalışmalarla insanın evrim sürecine eklendi. İnsanlara benzer kaval kemikleri ve çene kemikleri geliştirmiş olmaları ve kafalarında yüz diyebileceğimiz bir alan barındırmaları bu grupta yer almalarının sebepleridir. Basit taştan ve kemikten araçlar yapmışlardır. Bunları yırtıcı hayvanlara karşı kullandıkları öngörülmektedir. Australopithecus grubu günümüzden 4.2 milyon yıl ila 2.1 milyon yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüştür. Üçüncü grup olan Paranthropus, Kenya, Etiyopya, Tanzanya, Malawi ve Güney Afrika'daki kazı alanlarında bulunan kemik kalıntılarıyla ortaya çıkmışlardır. Güçlü çeneler, daha büyük yüz alanı, elmacık kemikleri ve kafatası birleşim noktalarındaki insan türüne ait benzerlikler sonucu diğer gruplardan ayrılmışlardır. Paranthropus grubu günümüzden 2.7 ila 1.2 milyon yıl öncesine kadar varlığını sürdürmüşlerdir. İnsanların da dahil olduğu dördüncü grubumuz olan Homo ise 2.4 milyon yıl öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bu grup üyelerinin en belirgin özelliği büyük beyinleri, muhakeme yetenekleri, barınma ve kıyafet üzerinde çalışmaları olmuştur. Ayrıca değişken iklim koşullarına daha iyi uyum sağlayabildiklerine değinilmiştir. Afrika dışına ilk göç gerçekleştiren gruptur. İnsanların da dahil olduğu bu Homo grubunu yakından inceleyelim. Homo habilis, yani yetenekli insan, bilinen en eski kesici alet kullanan tür olarak ortaya çıkmıştır. Homo rudolfensis, habilis türüne çok benzer fakat iklim değişikliği sebebiyle farklı gelişimler ve farklı çene kemikleri geliştirmişlerdir. Homo ergaster, yani çalışan insan, Homo erectus türü içinde incelenebilir durumda benzer evrimleşme izleri gösteriyor. Turkana çocuğu denilen fosillerden gelen kalıntılar, Homo ergasterin modern insanların gerçek atası sayılabileceği yönünde görüşleri de beraberinde getirdi. Nispeten vücut oranları, yaşam tarzları modern insanlara benzer niteliktedir.
çok değişken iklim koşulları altında yaşadıkları, iş bölümü yaparak çalıştıkları ve karşı saldırı dışında balta gibi aletlerle savunma yaptıkları da düşünülüyor. Homo heidelbergensis'in 800 bin ila 300 bin yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Avrupa'da yaşayanlar Homo neanderthalis evrimleşirken, Afrika'da yaşayanlar Homo sapiens evrimleşmiştir. Grupça avlandıkları, kesme ve avlanma için alet kullandıkları ve mızrak yaptıkları biliniyor. Aynı zamanda deriden kıyafetler yaptıkları da düşünülmektedir. Homo neanderthalis'in 250 bin ila 40 bin yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Kireç taşı mağaralarında yaşadıkları için fosilleri iyi korunmuştur ve haklarında en çok bilgiye sahip olduğumuz türdür. Soğuk iklime uyum sağladıkları ve taştan alet yaptıkları biliniyor. Modern insandan daha az zeki fakat daha dayanıklı ve güçlü oldukları için günümüzde bu türü tekrar oluşturmak için bir takım çalışmalar yapılıyor. Denisova insanı denilen anatomik olarak modern insanın yakın akrabası olan türe yeni bir ad verilmemiştir. Neandertal ve Florensis türünün karışımı olduğu düşünülüyor. Homo Florensis'in 50 bin yıl önce soyunun tükendiği düşünülüyor. Hobbit olarak tanıtılan tür, Erectus'un minyon hali olarak tanımlanıyor. Ateş yaktıkları ve taş alet kullandıkları düşünülüyor. Homo sapiens ise günümüzdeki modern insanı tanımlıyor. Varlıkları 300 bin yıl önceden günümüze ulaşmaktadır. Farklı iklim koşullarına uyum sağlamak için kıyafetler yaptıkları, avlanmak ve barınmak için alet kullandıkları ve ürün yetiştirip toplamak gibi alışkanlıkları olduğu biliniyor. Geliştirilen el aletleri, barınaklar, kıyafetler, organizasyon, inanç sistemi, coğrafi keşifler ve buluşlar insanlığın kaderini günümüz seviyesine getirdi. Bunların içinden dünyaya yararı olanlar kadar zararları olanlar da oldu. Fakat tek bir gerçek var, insanlığın evrimi dünyanın kaderine karar verebilecek düzeye gelmesinin anahtarı oldu. Peki evrim sürecinde kas kaybeden ve yüksekte yaşama yeteneklerini kaybeden modern insan nasıl oldu da bugün dominant tür olarak dünyaya hükmediyor? Bu konuda farklı görüşler hakim. Genel kanı insanlığın agresif olarak yayılmacı bir tavırda olması, bu nedenle vahşi hayvanları hatta kendine yakın türdeki akrabalarının bile soyunu tüketebilecek kadar bencil ve vahşice hareket etmesi sonucu bugünkü durumunu kazandığı yönünde. Böylece kendine tehdit oluşturan canlıları aşırı yok ederek kendi sürekliliğini sağladıkları savunulan bir görüş. Farklı bir düşünce ise zaman içinde her türlü zayıflayan fakat muhakeme yeteneği kazanan insanlığın kendini bu yırtıcıların şerrinden koruması söz konusu olamazdı. Ancak hayatta kalabilme yeteneği büyük grupları organize ederek ve birlikte çalışmaya ikna ederek kazanmış olabilirlerdi ki günümüz düşünüldüğünde bu görüş de hiç mantıksız değil. Her iki düşünce de ortak birçok sebep ve sonuç barındırıyor. Sonuç olarak insanlık uzun süredir dünyaya hükmeder durumda ve bazı araştırmacılar yer küre tarihine antroposen yani insan çağı denilen bir zaman dilimi eklenmesini istiyorlar. Tabii şu an içinde bulunan holosen devrini kapatacak bir dönüm noktasının olduğunu ispat etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili çalışmalar hala sürüyor. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki canlı biyokütlesi %13 oranında mikroskobik canlılar, %82 oranında bitkiler ve %5 oranında diğer canlı gruplarından oluşuyor. Günümüzde bu biyokütlenin yaklaşık %0.01'ini oluşturan insanlar, vahşi hayvan gruplarının yaklaşık %83'ünü, bitkilerin ise %50'ye yakınını yok etmiş durumdalar. İklimsel değişimler ve yeme alışkanlıklarımız da bu durumu etkileyen faktörler arasında. Gerçek doğa severler hariç, dengeyi önce bozan, sonra da düzeltmeye çalışan insanlık da diğer canlı türlerine adil davranabilmek adına gelişimde bulunuyor. Doğal sistem sürekli bir değişim ve dönüşüm içindedir. Bundan dolayı herhangi bir şeyi ebedi diyemeyiz.
insanlığın hükmü de dahil. Doğaya yön veren güç enerjidir ve bu enerji maddeselleşerek bilgiye dönüşür. Bu bilgiler toplumun uzlaşması, organize olabilmesi, zarar görmemesi için kullanılır ve insanlık şu anki hakimiyetini sürdürür. Ama bu durumun değişebileceği fikrine de sahiptir. Hatta kıyamet temalı birçok film ve dizide insanlığın güç kaybetse de tam anlamıyla yok edilemediği fikri işlenir. Buradan da hakimiyetini öyle kolay bırakmak istemeyen insanlığın mesajı verilir. Peki bu mesaj kime?